Anadolu Ekranı BRT ve stüdyolarında haber merkezimizce hazırlanan ana haber bülteni ile sizlerin karşısındayız sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ATO Kongrezyum'da sözleşmeliğe kadro şöleni programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan memur, memur emeklisi ve diğer emeklilerimizin maaş artışını %25 olarak uygulayacağız dedi. Değerli kardeşlerim, sizler de çok iyi biliyorsunuz ki sendikacılık salt ücret pazarlığı yapmak değildir. Sendikalarımızın ilk ve asli görevi ister kamu ister özel sektör olsun emeği, emekçinin hakkını, alın terini ve hukukunu savunmaktır. Kuruluş ve işleyiş tarzı itibariyle birer sivil toplum örgütü olan sendikalar aynı zamanda demokrasinin vazgeçilmez aktörlerinden biridir. Demokrasi kültürünün gelişmesiyle sendikal hareketlerin etkinliği arasında doğru bir orantı vardır. Demokratik teamül ve işleyişin güçlü olduğu sistemlerde sendikalar da hak ve adalet mücadelesinin en ön safında yer alır. Millet iradesine vesayetin gölgesinin düştüğü toplumlarda ise sendikalar etkisiz eleman olmaktan, geri plana itilmekten kendilerini kurtaramaz. Sendikaların etkinliğini ve gücünü belirleyen bir diğer unsur da bağrından çıktığı toplumla aynı yöne bakması, aynı hissiyatı paylaşmasıdır. Milletine ve milletinin değerlerine yabancı bir sendikal hareketten işçiye de, kamu görevlisine de, ekonomiye de hiçbir hayır gelmez. Bu ülkede sendikacılık adı altında farklı toplum kesimlerimiz arasında kavganın, gerilimin, kutuplaşmanın körüklendiğini gördük. Bu ülkede kimi sendikaların vesayete uygun ortam hazırlamak için piyon olarak kullanıldığını, hatta el altından desteklendiğini gördük. Bu ülkede ideolojik bağnazlıkla hareket eden sendikaların demokrasiyi korumak yerine beşli çete olarak darbecilere alkış tuttuğunu gördük. Bu ülkede milletin seçtikleri karşısında ordu göreve pankartları altında sıraya girmekten utanmayan sendikalar gördük. Günümüz Türkiye'sinde artık bu sendikacılık anlayışının hiçbir hükmü, etkinliği ve itibarı kalmamıştır. Ülkemiz son 20 yılda ayağına vurulan diğer prangalarla birlikte ideolojik sendikacılık zincirinden kurtulmuştur. Hatta hatırlayın, seçimler öncesinde ne deniyordu? Hiç kimse belediyelerimizden atılamaz deniyordu. Öyle mi? Ve büyükşehir belediyeleri dahil kapının önüne konan işçilerimizi gördük mü? Gördük. Memurlarımızı gördük mü? Gördük. İşte şimdi onların hepsi tekrar yasal düzenlemeyle evet görevlerinin başına dönecekler. Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl enflasyondaki yükselişi dikkate alarak memur maaşlarında %87 oranında artış yapmıştık. Ayrıca gelir vergisi muafiyeti, sözleşmeliğe kadro, ek gösterge gibi pek çok adımla kamu çalışanlarımıza ilave imkanlar sağlamıştık. Açıklanan 2022 enflasyon oranına göre kamu görevlileri ve emeklilerinin Ocak ayından itibaren geçerli yılın ilk yarısını kapsayan maaş artış oranı %16,48 olarak uygulanacaktır. SSK ve Bağkur emeklilerinde ise bu oran 15,4 olarak ortaya çıkmıştır. Buradan sizlere ve tüm milletime, memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını %25 olarak uygulayacağımızın müjdesini
vermek istiyorum. Yeni memur ve emekli maaş oranımız çalışanlarımıza, emeklilerimize, milletimize hayırlı olsun. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanacağı iddialarına ilişkin olarak bu komployu devam ettirirlerse, kayyum getirirlerse bunu bir diktatörün halkına uyguladığı terörizm olarak göreceğiz ve buna karşı her türlü mücadeleyi vereceğiz. Bunu yapmaya kalkarlarsa kimse Bay Kemal'den sabır beklemesin dedi. Önümüzde çok büyük meseleler var. Ve hepimizin dikkatli ve sabırlı olması lazım. Muhalefetin kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yaptıkları kumpaslarla ele geçirmek istiyorlar. Yeni bir saray oyunuyla karşı karşıyayız. Yargıyı sopa olarak kullanarak, milli iradeye darbe vurarak bir şekliyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çökmek istiyorlar. Amaçları seçime İstanbul'un kaynaklarını kullanarak girmek. Rantı kullanarak girmek. Ekrem İmamoğlu'nda kurulan komplonun tek sebebi budur. Şimdi görüyoruz ki işi kayyuma kadar götürme hevesindeler. Bu konuyu daha uzatmadan kısa ve net uyarılarda bulunacağım değerli arkadaşlarım. Ekrem Başkanımıza bu komployu devam ettirirlerse Allah korusun kayyum atama aptallığına girişirlerse bunu bir diktatörün halkına uyguladığı terörizm olarak kabul edeceğiz ve öyle göreceğiz. Ve bu terörizme karşı olabilecek her türlü mücadeleyi vereceğiz. Bunu yapmaya kalkarlarsa kimse daha fazla Bay Kemal'den sabır beklemesin. Açık ve net söylüyorum. Teşekkür edin. Sakın bu hataya düşmesinler. Vallahi ve billahi de cehennemin kapılarını açarlar. Hiç kimse için iyi olmaz. Bir daha ifade ediyorum. Bu kadar derdimiz var. Ya siz ne istiyorsunuz ya? Milletin iradesinden ne istiyorsunuz ya? Demokrasiye kastediyorsunuz. Milletin iradesine kastediyorsunuz. Atamayla gelen hakimlerinize mi güveniyorsunuz? O hakimlerin hangi kantarda tartılacağına karar vereceğiz, göreceksiniz. Değerli arkadaşlarım, dünya kadar sorunumuz var. Zamlar yapıldı malum, eyvallah. EYT sorunu kısmen çözüldü, eyvallah. Burada bir sorunumuz yok. Dediğimizi paşa paşa yapıyorlar. Yapmak zorundalar. Yaptıracağım onlara. Yaptıracağım. Yapıyorlar ama öbür taraftan da verdiklerini nasıl götürebiliriz? Onun hesabını yapıyorlar. Verdik ama nasıl alacağız? Bakın, ENAG'a göre enflasyon %138. İstanbul Ticaret Odası'na göre enflasyon, ki başkanı sarayın çok yakınıdır, %93. TÜİK'e göre %64. Zammı neye göre verecekler? TÜİK'e göre. Kimin hakkı yeniyor? Memurun. Kimin hakkı yeniyor? İşçinin. Kimin hakkı yeniyor? Emeklinin. Buradan memurlara, işçilere, emeklilere, dul ve yetimlere sesleniyorum. Kul hakkını yedirmeyeceğim. Bunun mücadelesini vereceğim. Sizin hakkınızı sonuna kadar savunacağım. TÜİK'i kullanmaları kul hakkı yemektir. Bir taraftan verip öbür taraftan daha büyük tekrar geri almak bu parayı. Buna izin vermeyeceğiz. Bundan emin olmanızı isterim. Bir daha ifade edeyim. 2023 güzel bir yıl olacak. 2023 huzurlu bir yıl olacak.
2023 birlikte demokrasinin geliştiği bir yıl olacak. 2023 İstanbul Sözleşmesi'nin hayata geçtiği yıl olacak. 2023 herkesin huzur içinde yaşadığı güzel bir ülke olacak. 2023 kadın erkek eşitliği olacak. 2023 hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği güzel bir Türkiye olacak. 2023 uyuşturucu baronlarının, çetelerin Türkiye'den ayrıldığı yıl olacak. 2023 huzur dolu bir yıl olacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. Bahçeli, Sayın Kılıçdaroğlu, adaysan çık açıkla, değilsen adayınız kimse ondan bahset dedi. Değerli milletvekillerim, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünde aziz milletimizin seçimi ve tercihiyle hem 13. Cumhurbaşkanını hem de 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni belirlenecektir. Bu haliyle 2023 aynı zamanda demokrasi ve sandık yılıdır. Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri ister zamanında yapılsın, isterse erken alınsın, biz iki seçeneğe de varız ve hazırız. Bu kapsamda seçim kararının alınabilmesi için ya 360 milletvekilinin evet oyuyla meclis kararı gereklidir ya da Cumhurbaşkanımızın anayasal yetkisine dayanarak Türkiye'yi seçime götürmesi lazımdır. Bahse konu bu iki yolda da hukukidir. Anayasal bir yetkinin kullanım hakkıdır. Altılı masayı oluşturan partilerin 6 Nisan 2023'ten önce yapılacak bir seçime sıcak bakıp sonrası için ipe un sermesi demokratik ve dengeli bir siyasi tavır değildir. Muhalefet cenahının karmaşa ve kargaşa içinde olduğundan dolayı iradesizliği saklanamayacak boyutlardadır. Bir defa kendi aralarında uzlaşmaktan acizdirler. Hal böyle olunca meclis çatısı altında ünlemli akıllarıyla, soru işaretli anlayışlarıyla, sorgulanan amaçlarıyla bir uzlaşma vasatına yanaşmaları bugünden değerlendirildiğimizde son derece güçtür. Zillet ittifakı demokrasinin istismarını devamlı surette yapsa da hazım ve özümseme hususunda çok ciddi zaafı vardır ve ortadadır. Bu ittifakın Türkiye'ye güveni yoktur. Bu ittifakın Türk milletine sadakat ve muhabbeti yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 2022'nin son günlerinde kendisine sorulan altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı ne zaman belirlenecek sorusuna Cumhurbaşkanı adayını niye merak ediyorsunuz? Kim olacak diye en garipsediğiniz olay bu diyerek akıl dağılması yaşadığını, kaçak güreştiğini, korkunun esiri olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu nasıl bir cevaptır? Bu nasıl bir ifade sakatlığıdır? Milletimiz Zillet İttifakı'nın kimin Cumhurbaşkanı adayı göstereceğini öğrenmesi mi, merak etmesi mi, sözde yıpranmasından çekindikleri potansiyel adayın hüviyetini bilmesin mi? Gizlenen nedir? Rahatsızlık duyulan nelerdir? Sayın Kılıçdaroğlu, bir kez daha söylüyorum. Adaysan çık açıkla, değilsen adayınız kim ondan bahset. Kılıçdaroğlu'nun altılı masada birden çok aday da çıkabilir, çoklu adayla da seçime gidebiliriz değerlendirmesi işin özünde mutabakat aciyetini tefsik edilmiş beyanıdır. Bir isim üzerinde fikir ve söz birliği sağlayamayan partilerin Türkiye'nin geleceğini şekillendirmeleri, milli, ahlaki ve siyasi bir uzlaşmaya destek olmaları şüphesiz aklın ve mantığın alamayacağı bir garabettir.
Karabük Valisi Fuat Gürel, okulların depreme dayanıklılık tespit çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Gürel, birkaç yıl içerisinde tüm okul binaları güçlendirilerek öğrencilerimiz daha güvenli binalarda eğitim görecek dedi. Özellikle son birkaç yıldır çok hızlı bir şekilde bütün okullar depremsellik testleri yapılıyor. Binaların güçlendirmesi gerekenler güçlendiriliyor ama yıkılıp yeniden yapılması gerekenler yıkılıp yeniden yapılma sürecine dahil ediliyor ve bu kapsamda da geçmişte yakın bir zaman içerisinde de şehrimizde de söz konusu olan bir eski demir çelik lisemiz bu manada yıkılıp yeniden yapması gerekenler gereken okullar kapsamına alındı ve şehrimiz bu manada da bir tartışma içerisine girdi. Ve şunu söyleyeyim, yani Karabük aslında fiziki altyapısı yeterli olan şehirlerden bir tanesi. Ama ben yıllar itibariyle değişik yerlerde hem okul hayatımda hem de idarecilik, 30 yıllık idarecilik hayatımda bazı şehirlerde 60 öğrencinin olduğu sınıflar bilirim. Yani normalde ülkemizde kamu okullarında 30'dur. Yani bir sınıftaki ortalama 30'sa o yeterli olarak kabul edilir. Karabük'te 18'dir. Yani bir sınıfta öğrenci sayısı şu anda ortalaması 18. Ama yıktığımız, başka okullara taşıdığımız, yapım sürecinde olan okullarımızdan dolayı bazı okullarımızda bu sıkıntı olarak karşımıza çıkmış olabilir ama genel hatlarıyla bu sürece başlamadan önceki duruma bakıldığında şehrimiz şanslı illerden bir tanesi. 18 ortalamamız var. Şimdi Karabük olarak özellikle TOKİ eliyle şu anda 5 okulumuz inşaatı devam etmekte. Yani yıkıldı. Depremsellik açısından sıkıntılı görüldü. Yıkıldı. Bunların yerine yenileri yapılıyor. İkisi yanılmıyorsam üçü bitmek üzere. Diğer okullarımızda inşaatları devam ediyor. Ama sadece bunlar değil. Başka okullarımız da şu anda gündemde. Onların da yıkılıp yeniden yapılması söz konusu. Ve 39 okulumuzda şu anda güçlendirme süreçleri devam ediyor. Bunların bazıları proje aşamasında, bazıları değerlendirme aşamasında, bazıları inşaat aşamasında şu anda şehrimizin değişik yerlerinde onlarca okulumuzda güçlendirme faaliyetleri devam ediyor. Demir Çelik Lisesi ile ilgili birkaç şey söylemek gerekebilir. Burada teknik arkadaşların değerlendirmesi sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı'na bu raporlar gönderilir. Orada da Milli Eğitim Bakanlığımızın teknik elemanlarıyla beraber, üniversitelerle beraber çalışıyorlar. Oralarda bunlar değerlendirilir. Bir binanın güçlendirilmesi mi ya da yıkılıp yeniden yapılması mı gerekir kararı verilir. Bunlar bütün okullarımız için bu söz konusu. Bazen de 1940'ta yapılmış bizim Demir Çelik Lisemiz, bazen de özellikle yığma binalar ile ilgili de biraz farklı süreçler var. Bunlar değerlendirilir. En sonunda güçlendirilsin mi ya da yıkılıp yeniden mi yapılsın süreçleri kararlaştırılır ve bize bildirilir. Biz de bunların Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bazen TOKİ kanalıyla hazırlıklarını yapar. İl Özel İdaresi ya da işte Genç Çevre Şehircilik Müdürlüğümüz vasıtasıyla bunların ihaleleri yapılır. Ve ilimizde şu anda hummalı bir çalışma var. Ben şimdi bu aralar özellikle okullarımızın inşaatlarını dolaşıyorum. Çok güzel de ilerlemeler var. İnşallah kısa bir süre içerisinde şu anda ihale ettiğimiz, geçmiş olduğumuz birkaç ay içerisinde ihale ettiğimiz okullarımız, güçlendirilecek okullar, yapımı devam eden okullarımız faaliyete geçecek. Onlar bittikten sonra da, çünkü bunlar birbirleriyle, yani bir okulu bekletiyoruz, o güçlendirilecek okulun ihalesi yapılıyor. Sonra onlar diğer tarafa taşındıktan sonra da onun süreci devam ediyor. Biraz böyle birbirinin yerine ikame ederek bu işleri yürütmeye çalışıyoruz. Birkaç sene içerisinde bütün okullarımızdaki bu güçlendirme faaliyetleri, yık yap dediğimiz süreçler inşallah bitmiş olacak. Çocuklarımız çok daha güvenli okullarda eğitim öğretimine devam etmiş olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu Başkanı Taner Yıldız, komisyon raporunun 25 Ocağı kadar meclis başkanlığına sunulacağını bildirdi. Amasra'da 14 Ekim'de maden ocağında meydana gelen patlamanın tüm yönleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu heyeti AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız başkanlığında Türkiye Taş Kömürü Kurumu Amasra müessesesine geldi.
Beraberindeki heyetle işçileri selamlayan Yıldız, saha incelemesi yapmak üzere bölgeye geldiklerini söyledi. Akademisyen ve farklı kurumlarda çalışan 19 uzmanla incelemeyi yapacaklarını belirten Yıldız, kazada hayatını kaybeden 42 işçiyi rahmetle andı. Yaralılara acil şifalar diledi. Bugün 21 tane komisyon üyemizin 19'u ile beraber buradayız. 2 tane mazeretli arkadaşımız vardı. Uzmanlarımızla beraberiz. 19 tane uzman, akademisyen ve farklı kurumlarda çalışan uzmanlarımızla beraberiz. Yasama organları, yasama uzmanlarıyla yine hep beraber buradayız. Herhangi bir hüküm cümlesi kullanmaksızın, çünkü bu yargının ve yürütmenin şu anda başında bulunduğu bir durum. Malum yargı süreci devam ediyor. Madende şu anda biz bu madene tabii ki inemeyeceğiz. Yangın devam ettiği ve şu anda adli makamlar elinde tasarruf bulunduğu için. Ama yarın Zonguldak'ta nasipse farklı bir müessesede benzer bir madene inşallah hep beraber inmiş olacağız. Komisyon üyesi arkadaşlarımızla beraber. Şu ana kadar yaptığımız toplantılarda değerli arkadaşlar, gerek havalandırmayla alakalı, gerek tahkimatla alakalı, gerekse teknoloji ve donanımlarla alakalı, gerekse de eğitim ve personelimizin durumuyla alakalı birçok konuyu müzakere etme imkanına sahip olduk. Allah bir daha böyle kazalar göstermesin. Bizim buradaki gerek kanun bazında, gerekse mevzuat bazında yapacağımız tespitlerin inşallah bundan sonraki maden kazalarının önlenmesine katkı koyacağına inanıyoruz. Tabii ki asgari ücretin altında herhangi bir ücretin alınması söz konusu olabilemez. Yani bu düzenlemeyle beraber mutlaka buradaki arkadaşlarımız buna dikkat edeceklerdir. Biraz sonra o konunun da detaylarını arkadaşlarımızdan alacağız. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İsmail Hakkı Özölçer, intiharın eşiğinde olan 19 öğrencinin kurtarıldığını, maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere de destek sağlandığını açıkladı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İsmail Hakkı Özölçer, göreve geldiği hafta iki üniversite öğrencisinin intihar etmesi üzerine öğrencilerin ihtiyaçları üzerine çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Özölçer, öğrencilere psikolojik desteğin yanı sıra maddi destek de sağlandığını ifade ederek bu bağlamda öğrenci destek ve psikolojik danışma koordinatörlüğünün hayata geçirildiğine dikkat çekti. Atandığım ilk hafta iki tane öğrencimiz intihar etti. Bir işte bir bayan, bir de erkek öğrencimiz yurttan atlayarak. Ya bu tabii bizi çok etkiledi. Dedi ki madem böyle bir şey yapacağız, öğrencilerin ihtiyacı var. Bilhassa böyle daha küçük boyutlu şehirlerde geçim zorluğu çeken veya çeşitli sorunları olan öğrenciler var. Faydalı olalım. Sadece psikolojik değil, yani her türlü destek olalım. Ne yaptık? İşte öğrenci destek ve psikolojik danışma koordinatörlüğü kurduk. Hani çünkü kurduğumuz ofiste psikolog da var. Gerekirse psikiyatriye sevk ediyoruz hastalarımızı. Bazı bir iki öğrencimizi evine giderek evinden aldık. Arkadaşları bahsediyor. 19 öğrenci, intiharın eşiğinde olan 19 öğrenciyi kurtardığımıza dair bize verilen raporlar o şekilde. Ve bunların dışında neler yapabiliyoruz? İşte öğrencinin işe ihtiyacı varsa iş bulmaya çalışıyoruz. Paraya ihtiyacı varsa para bulmaya çalışıyoruz. Benzer. Yani ne yapabilirsek karımız olsun, çoluk çocuğa hizmet olsun. 400 küsür, 450'ye yakın öğrenciye burs sağladık. İşte aylık 500 lira. Yemek bursu sağladık. 1800 lira. Bazı öğrencilerimiz hem yemek bursu alıyor, hem şey alıyor. Nakit yardım. Hayatı bin bir zorlukla geçen, ailesine bakmak için sürekli çalışan, çocukluğunu bile yaşayamayan,
Ve bugün bir dünya markası TSP Grup Makine AŞ'nin yönetim kurulu başkanı olan Cevat Taşkan'ın Anadolu Ekranı BRTV ekip tarafından çekilen hayat hikayesi izleyenler tarafından büyük ilgi gördü. Öncelikle Kastamonu'nun, Evliyalar Şehri Kastamonu'nun doğayla iç içe girmiş Azdavay ilçesinden merhabalar diyoruz. Gerçekten hayatıyla insanlara örnek olabilecek sevgili Cevat Taşkan abimize birlikteyiz. Çocukluğunu, gençliğini, yaptıklarını, iş dünyasına girişini şöyle kısa kısa sizlere özetleyeceğiz. Zaman zaman duygulanlar yaşayacağız, zaman zaman güleceğiz, zaman zaman da düşüneceğiz. 9 yaşında babamız vefat etti. Daha önce babam vefat, bizim annemiz öldükten sonra babam ikinci evliliğini yaptı. O ikinci evliliğinden de iki tane öğe kardeşiniz. İki tane kardeşimiz var. İşte onlar da şey babam işte 9 yaşımızda vefat edince o annemiz de bizden ayrıldı, öğe annemiz. Tabii biz orada 4 kardeş, bir kardeşimiz Karabük'te kaldık. Yani zorluk zahmet haliyle çektik. O günkü şartlar, yani dışarıdaki kişiler de yoktu ama bizim annemiz babamız yoktu yani. Önce öksüzdük, sonraki zamanda yetim olduk. Yani çocukluğumuzu, gençliğimizi biz yaşayamadık. Hiç ben kendim çalışana kadar ayakkabım olmamış. Hiç parzüsem olmamış. Hiçbir topum olmamış. Hiç oyun bilmem. Beş yıl önceki başladığımız hayatla tek başımıza İstanbul'a geldik ama gördüğünüz gibi kocaman bir aile, birçok sevenimizle hayatımızı birleştirdik. İnşallah bu şekilde de hayatımız devam eder ömrümüze yettiğince. Evlatlarımdan hepsinden Allah razı olsun, sonsuz memnunum. Evet, yani hayatımıza sıfırdan başladık. Dürüstlükten ve kararlılığımdan hiçbir ödün vermedim. Zaman zaman zorluklara karşılaştım, zaman zaman sıkıntılarla karşılaştım. Ama geçmişe hiç bakmayarak hep önüme baktım. Emeğine, parasına, puluna gözümüz olmamıştır. Daha önce de söyledim, çalışarak para kazanmanın iyi olduğunu, ömrümde toto oynamadım. Oynamasını da bilmem. Hep çalıştım yani. Ve bu durumumdan da gayet memnunum. Hayırseverliği, çevresine olan yakın ilgisiyle tanınan Cevat Taşkan, yaşamını çalışmaya adamış ve kazanımlarını paylaşmaktan hiçbir zaman kaçınmamıştır. Çocukluğunu dahi yaşayamayan Taşkan, bardak silerek başladığı iş hayatında bugün onlarca ülkeye ihracat yapan TSP Grup Makine Şirketi'nin yönetim kurulu başkanıdır. Cevat Taşkan önderliğinde TSP Grup Makine başarıdan başarıya koşmaya devam ederken, Cevat Taşkan'ın yeni hizmete soktuğu CVT Global firması ise şimdiden dünya şirketi olma yolunda ilerlemeye başlamıştır. CVT Global Business Technologies AŞ, dünya pazarında yer edinmeyi başarmış ve dış piyasada uzun süreli modern pazar arayışlarında mevcut konumunu sağlamıştır. Tüm çevresi tarafından sevilen Cevat Taşkan, bugün ailesiyle mutlu bir yaşam sürmektedir.
Karabük Eğitim İş Sendikası İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde ekonomik talepler ve vergi dilimi ile ilgili basın açıklaması yaptı. Eğitim İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Zeki Çelik yaptığı açıklamada tüm kamu çalışanları için vergi diliminin %15'te sabitlenmesi gerektiğini, aksinin vergi adaletsizliğini daha da büyüteceğini vurguluyoruz diye konuştu. Değerli üyelerimiz, değerli basın mensupları, İnsanca yaşayacak ücret, vergide adalet istiyoruz. Yanlış ekonomi politikaları sonucu ülkenin içine sokulduğu ekonomik buhrana karşı halkın gösterdiği haklı tepkileri dindirmek için seçim şekerleri dağıtmaya başlayan iktidar, ufacık iyileştirmeleri devasa formlar gibi ambalajlamaya devam etmektedir. Bunun en çarpıcı örneği ise müjde iddialarıyla açıklanan yeni gelir vergisi dilimleridir. Bu değişiklikle kamu emekçisinin maaşının sadece birkaç ay daha geç erimesi sağlanmış, yani soygun baki kalmış oran değiştirilmemiştir. Bizler açlık sınırının sadece biraz üstünde, yoksulluk sınırının yarısından bile az ücretler alırken %90'ımız kredi kartı borcumuzu ödemekte, %91'imiz çocuklarımızın eğitim giderlerini karşılamakta zorlanırken, %62'mizin geliri giderimizden az iken ve %92'miz geçinmek için ek işler arıyorken, durdurulamayan döviz kuru, asgari ücret zammının piyasalara yansıması gibi etkenler nedeniyle tüm mal ve hizmetlerin fiyatının gün aşırı artacağı ortadayken, kalantor iş insanlarının, yandaş müteahhitlerin, ihale vurguncularının vergi borçları düzenli olarak silinip kamu bankaları onlar için seferber ediliyorken, yöneticiler bizlere gel senin şu gelirinden dilim dilim gelir vergisi alalım. Ama korkma, zaten senin bir üst dilime geçecek kadar para kazanmana müsaade etmeyeceğim için senin dilimin bu demektedir. Milli Eğitim Bakanlığı'nca başlatılan matematik seferberliği Karabük'teki okullarda çeşitli etkinliklerle devam ediyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK işbirliğinde yürütülen seferberlik kapsamında öğretmen ve öğrenciler için yeni kaynak oluşturulması amacıyla hazırlanan Matematik Dijital Eğitim Platformu'nu kentteki öğrencilerin etkin şekilde kullanmayı sürdürdüğü belirtildi. Platform sitesinde 6 başlık altında materyallerin ve uygulamalı içeriklerin yer aldığı aktarıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, öğrencilerin matematik seferberliği platformunu en etkin şekilde kullandığı bildirildi. 4+3=7. Öğrencilerin eğlenerek matematik öğrendiğini belirten Akbaş, bu açıdan matematik seferberliği platformu çok kıymetli ve önemli. Öğrencilerimiz ve idarecilerimiz matematik seferberliği çalışmalarında da özverili olarak çalışmalarına devam ediyor. Bu projenin eğitim öğretim hizmetlerimize yeni heyecan kattığını görüyorum. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor ve kolaylıklar diliyorum ifadelerini kullandı. Karabük Demir Çelik Fabrikası emekli müessese müdürlerinden Abdullah Kalaycıoğlu yaşamını yitirdi. Kalaycıoğlu bugün Safranbolu Merkez Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Safranbolu Aile Mezarlığı'na defnedildi. Abdullah Kalaycıoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı dileriz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin vel akibetu lil muttakin ve la udvana illa ala zalimin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Her nefis muhakkak ki ölümü tadacaktır. Sonrasında bize döndüreceksiniz buyuruyor. Peygamberlere bile Cenab-ı Hak istisna vermemiş. Onlara da bu ölümü tattırmış. Ve işte şimdi de musallada yatan merhuma da bunu tattırmış. Bu halde Hazreti Ömer'in güzel bir sözü var. Diyor ki, vaiz olarak
Ölüm sana yeter ey Allah. Cümlemize rahmetiyle muamele eylesin. Başka mazlumeye merhamet eylesin. Cenab-ı Hak takdiratını affeylesin. Cenab-ı Hak kabirde mülkendekile vereceği bir aklarında kolaylıklar ihsan eylesin. Son yolculuğuna çıkan merhuma karşı da dünyaya alıp bayramı tanıyıp işlerinizde hakkınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Hakkınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Cenab-ı Hak helalinizde ben gerçekten en güzel şekilde kabul eylesin. Allahu Ekber. Selamu Aleyküm ve Rahmetullah. Selamu Aleyküm ve Rahmetullah. Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Güney köyünde açılan köy yaşam merkezinde verilen kurs ile anneler el becerilerini geliştirirken çocukları da okul öncesinde eğitimlerini alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın işbirliğinde hazırlanan proje çerçevesinde Yenice ilçesine bağlı Güney köyünde atıl durumda olan okul köy yaşam merkezine çevrilerek geçtiğimiz yıl Ekim ayında hizmete açılmıştı. Köy halkının desteğiyle yapımı tamamlanan merkezde çocuklar okul öncesi temel eğitim ve öğrenim görürken anneleri de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce açılan dikiş nakış kursunda el becerilerini geliştiriyor. Kurslarda hem sosyalleşen hem de el becerilerini geliştiren kadınlar yaptıkları el işleri ürünlerini satarak ekonomik kazanç elde etmeyi hedefliyor. Yaklaşık 3 aydır burada el ve makine kursu olarak eğitim vermekteyiz. Kursiyerlerimiz burada iğne oyasıdır, tel kırmadır, kanepçe, runnerlar. Aklımıza gelebilecek bir sürü teknikleri öğretiyoruz. Burası köy yaşam merkezi adı altında açıldı. Burası Güney Köyü köy yaşam merkezi ve köy yaşam merkezinin en büyük katkısı bize çocuk ve annenin aynı çatı altında eğitim görebilmesini sağlıyor. Öğrenciler önce çocuklarını anaokuluna bıraktıktan sonra kendileri bu sınıfa gelerek eğitim almış oluyorlar. Hem akılları çocuklarında kalmıyor hem eğitimlerini geliştirmiş oluyorlar. Sosyal açıdan işte küçük bir yerde yaşadıkları için yapabilecek çok fazla bir etkinlik yok aslında. Bu kursların sayesinde bir araya gelerek hem kaynaşma oluyor, hem bir şeyleri öğreniyorlar, hem ileride bunları da aile ekonomisine katkı sağlayabilme konusunda da faydalanabiliyorlar. Evin Örenli. Ben ana sınıfı öğrencisinin annesiyim. Burada kendimi geliştirmek için geldim. Hem çocuğumu hem de kendimi geliştirmek için burada bir sürü el becerileri öğreniyoruz. Öğretmenlerimizin de hocalarımızın da katkılarıyla tabii. Burada atemin öğreniyoruz, seccade yaptık, salon takımlarına geçtik, tel kırma öğreneceğiz. Kulumuz kapalıydı, Güneş Yaşam Merkezi adı altında açıldı. Bu bizim için çok iyi bir fırsat oldu. Biz de değerlendiriyoruz. Kendimlik olarak bir şeyler yapabilmek, bir yerlere gelebilmek, insanda böyle güzel bir hırs yapıyor. Kendimize iyi bir şeyler katabiliyoruz. Samsun'da Kredi Yurtlar Kurumu Karadeniz Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler yemeklerden zehirlendikleri gerekçesiyle yurdun bahçesinde eylem yaptı. Yurtta kalan öğrenciler yemekhane ve kantindeki yiyeceklerin hijyenik olmadığını iddia ederek yurdun bahçesinde toplandı. Alkış ve ıslıklar ile protesto yapan öğrenciler yemeklerin daha hijyenik çıkmasını istediler. Samsun Valiliği ise konu hakkında yaptığı açıklamada KYK Karadeniz Erkek Öğrenci Yurdu'ndaki yemekhane ve kantin işletmesi belirli aralıklarla denetlenmektedir. Son iki ay içerisinde 11 Kasım 2022 ve 23 Aralık 2022 tarihlerinde denetlenmiş olup bu denetimlerde herhangi bir eksiklik ve aksaklık tespit edilmemiştir. 30-31 Aralık 2022 tarihlerinde bazı öğrencilerimizin ishal ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye götürülmesi üzerine 30-31 Aralık 2022, 1 Ocak 2023 günlerinde çıkarılan yemeklere ait numuneler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne tahlile gönderilmiştir. Konu valiliğimizce yakından takip edilmektedir ifadeleri kullanıldı. Dört gündür bu durum var. Her gün en az 200 kişi rahatsızlanıyor, kusuyor, sürekli bir şey. Geçen gece, dün gece yurda giren çıkan ambulans sayısını biz sayamadık.
Artık bıktık yani. Bu ülkenin gelecekleri biz değil miydik? Bu nasıl oldu böyle? Abi tepkimizi gösterdik çünkü artık bıktık yani. Herkes hasta. Sağımızdaki arkadaşımız, altımızda yatan hastamız, üstümüzde yatan hasta. Herkes hasta olunca tepki göstermek zorunda kaldık. Biz ülkemizi anlayan, en güzel şeyler vermek için güzel bir ortamda böyle barınmaya çalışıyoruz sadece. Bunu istiyoruz. Yemekte hijyen istiyoruz. Bir de odalarımız çok dar. 6 kişi kalıyoruz. Ondan sonra yemekler hijyenik değil. Daha bir sürü sorun var şu anda aklıma gelmeyen. Ortak tuvalet banyo. 100 kişiyle ortak tuvalet banyo kullanıyoruz mesela biz. Bir insan nasıl verimli eğitim alabilir ki bu durumda yani yüksek öğretimle? Tek bir yemekten olduğunu düşünmüyorum ben. Genel kirlilikten dolayı olduğunu düşünüyorum. Çünkü yemekhanede kediler her yerde. Bize verdikleri kaşar peynirleri, beyaz peynirler hayvanın önüne verseniz yemez, affedersiniz. Çıkıyor, gördüm. Tel çıkıyor, böcek çıkıyor, kurt çıkıyor, larva çıkıyor. Kastamonu'da il merkezi ve yüksek kesimlerde bir haftadır etkisini sürdüren yoğun sis, görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürüyor. Sis ile birlikte bölgede soğuk hava etkili oldu. Kastamonu'da il genelinde yoğun sis, yüksek kesimlerde de bir haftadır etkili olmaya devam ediyor. Yoğun sis sebebiyle başta il merkezi olmak üzere Doğu Çevre Yolu ve Batı Çevre Yolu, il merkezi ile ilçeleri birbirine bağlayan karayollarında görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşüyor. Bir haftadır il merkezinde etkisini sürdüren yoğun sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sis sebebiyle çok sayıda maddi hasarlı ve yaralamalı, trafik kazası meydana gelirken polis ve jandarma trafik ekipleri ise sis sebebiyle yaşanabilecek kazaların önüne geçmek için vatandaşlara hız ve takip mesafesi kurallarına uymaları yönünde uyarıda bulundu. Sis ile birlikte Kastamonu'da şehir merkezinde soğuk hava da etkili oluyor. Kastamonu'da termometreler sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iş yerine giden bir vatandaş başıboş bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpek ısırması sonrası yaralanan vatandaş kuduz aşısı olmak için 100 kilometre yol gitmek zorunda kaldı. Olay Çelik Gülersoy Caddesi mevkiinde meydana geldi. Zafer Çoban isimli vatandaş arabasını park ettikten sonra iş yerine giderken başıboş sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayarak ısırıldı. Büyük korku yaşayan çoban köpeğin uzaklaşmasıyla soluğu Safranbolu Devlet Hastanesi'nde aldı. İlk müdahalesinin ardından çoban Karabük, Bolu, Zonguldak ve Bartın illerindeki sağlık kuruluşlarında kuduz aşısının bulunmaması dolayısıyla Kastamonu'ya giderek ilk doz aşısını yaptırdı. Çoban her sabah işe giderken sıkıntı yaşadıklarını ve sokak köpeklerinin tehlike oluşturduğunu söyledi. Buradan doğru, balık pazarından doğru gelirken, karşıya geçerken kaldırımda duran köpeklerden bir tanesi habersiz şekilde beni ısırmaya kalktı ve ısırdı. Sonra Safranbolu Devlet Hastanesi'ne gittim hemen. Orada ilk müdahale yaptıktan sonra kuduz aşısı olmamın gerektiğini söyledi. Çünkü bayağı bir yara açmıştık abi. Kuduz aşısı da burada olmadı. Karabük araştırma da bulamadık. Bolu, Zonguldak ve Bartın'da da olmadığından dolayı Kastamonu'da da bulabildik. Kastamonu'ya aşı olmaya gittim. Ve oraya gittim, tedavim oldum, ilk aşım oldum. 4 aşı olmam gerektiğini söylediler. Özellikle Safranbolu'da sokak köpekleri çok. Her zaman işe gelip giderken zaten bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Bu tavukçuların karşılarında ve buralarda köpekten fazla, insandan fazla köpek var efendim. Ben arabamla işe geliyorum. İşe geçmek için arabayı mecburen dükkanın yanına park etmek zorunda kalıyorum. Biraz uzağa park etsem yürüyerek geçemiyorum. Çünkü köpek çok. Bu sadece benim başıma gelen bir olay değil. Biz bunu daha önce de dile getirdik. Köpeklerin de yaşam hakkı var diye söylendiği için sözüm de bulunmuyor. Geçmiş olsun. Bugün bana olan yarın başkasına da olur. Bu şekilde bayağı bir sıkıntı bu köpekler. Karabük'te hafta başından bu yana sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken meteoroloji sisin hafta sonuna kadar devam edeceğini açıkladı. Sabah ve akşam saatlerinde kentte yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 100 metrenin altına kadar düşerken sürücüler tedbirli olarak ilerliyor. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler sürücüleri takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı.
Öte yandan kentte sis 2 gündür etkili olurken meteoroloji sis etkisinin hafta sonuna kadar devam edeceğini ve hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyretmesinden dolayı buzlanma ve sisten dolayı sürücüleri daha dikkatli olmaları yönünde uyardı. Samsun'da Vezir Köprü Karma Organize Sanayi Bölgesi'nin tanıtım toplantısı yapıldı ve OSB'nin talep toplama işlemi başlatıldı. 1500 dönümlük OSB'de 5000 kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor. Samsun kuruluşu tamamlanan ve tanıtımı gerçekleşen Vezir Köprü Karma OSB ile birlikte 8'i sanayi ve 1'i de tarıma dayalı ihtisas olmak üzere 9 organize sanayi bölgesine sahip. Onaylanan Vezir Köprü Karma OSB'nin tanıtımında konuşan Samsun Valisi Doçent Doktor Zülkif Dağlı önemli açıklamalarda bulundu. Vezir Köprü'de sanayiye ihtiyaç var değerli başkanım, bunu biliyoruz. Özellikle ağaç endüstrisi alanında bir talep var. Bunların önünü aşmak durumundayız. Kenevir'le ilgili sanayinin gelişmekte olduğunu, bu konuda yeni taleplerin oluşmakta olduğunu biliyoruz. Tabii bunun haricinde ilçenin içerisinden veya dışından mutlaka ekstra talepler gelecektir. Ancak ağaç ürünleri ve kenevir bizim için burada ana eksenlerimiz oluşturuyor değerli başkanım, kıymetli arkadaşlar. Bunun üzerinden yürürsek Vezir Köprü için katma değeri daha yüksek olan bir sanayiye ulaşmış oluruz diye düşünüyoruz. İnşallah burası 1500 dönümlük bir yer. Güzel bir planlamayla güzel yatırımcıların buraya geleceğini biliyoruz. Çünkü iyi bir talep var. Bu talepte şu andan itibaren biz değerli arkadaşlar tüm yatırımcılarımıza, müteşebbislerimize, buradaki heyetimizle beraber buranın tanıtımını yapıyoruz ve müteşebbislerimizi burada, çünkü burası 5. derece teşvik kapsamında, yani teşviklerin çok yüksek olduğu bir bölge, Vezirköprü bölgemiz. Bu manada müteşebbislerin ve iyi müteşebbislerin aslında bunun ne demek olduğunu bildiği artı teşvikler var. Gerek SSK açısından gerek vergi açısından bu teşvikleri de sanayicilerimiz zaten bilirler. Onları buraya davet ediyoruz ve yakın bir zamanda da bu talepleri zaten şu an itibariyle toplamaya başladık değerli başkanım. Şu an itibariyle talepleri alacağız ve kısa bir zaman sonra da belli bir aşamayı kat edip altyapı çalışmasına da başlayacağımızı düşünüyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Katma değeri yüksek özellikle ağaç ürünleri endüstrisi, kenevir ve benzeri olsun. Tekstilde az miktarda özellikle kadın istihdamını desteklemek üzere tekstile de az miktarda yine yer vermeyi düşünüyoruz. Düzce'de gece saatlerinde meydana gelen yangında evi yanan şahıs son anda kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olay saat 00.30 sıralarında Düzce merkeze bağlı Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Aziziye Mahallesi Oğuz Sokak'ta İA'nın kaldığı 3 katlı evin alt katında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Evde uyuyan İA ise yangını fark etmedi. Binayı dumanların sarması üzerine üst katta oturan sakinlerin fark ettiği yangına alevlere müdahale edilemeyince Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken İA ise itfaiye ve komşuların yardımı ile evden çıkartılarak olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. İA'nın dumandan etkilendiği anlaşılırken ambulansla yapılan ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yangın ile ilgili olarak inceleme başlatıldı. Diğer bir haberimiz yine Düzce'den geliyor ekranlarınıza. Düzce'de kütüphanesiz okul kalmasın projesi kapsamında meslek lisesi öğrencileri tarafından atık malzemelerle yapılarak raf, dolap ve okuma masalarıyla okullarda kütüphane oluşturuldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle yürütülen proje çerçevesinde Düzce'de kütüphanesi bulunmayan 49 okul için çalışma başlatıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yürütülen proje doğrultusunda meslek lisesi öğrencileri kitap rafı, dolap ve okuma masaları üretti. Atık malzemelerinde değerlendirildiği çalışma kapsamında hazırlanan ürünler okullara yerleştirildi. Öğrenciler mobilyaların kurulum ve montaj işlemlerini de kendileri yaptı. Bu proje kapsamında ilimizde son fazla 17'si burada da gördüğünüz üzere atık malzemelerden okullarımızın kendi imkanlarıyla imal edip hazır hale getirmiş olduğu kütüphaneler. 32 tanesi de yine bizim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz, Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin mobilya ve iç mekan tasarımı alanı tarafından hazır hale getirilmiş mobilyalardan müteşekkil 49 tane kütüphanemizi de son fazla kurulumlarını tamamlayarak projenin kütüphane kurulum aşamasını tamamlamış olduk. Bölümümüz Düzce'de yaklaşık 34-35 civarında okula kütüphanesiz kalmasın projesi kapsamında kütüphane yaptı, teslim etti. Bunların hepsini öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, teknisyenlerimiz beraber yaparak yerlerine taktılar. Bunun dışında atık malzemelerden de bir iki okula kütüphane yapma çalışması başladı. Bunda bir tanesi bizim okulumuz, kendi okulumuz. Bir tanesi de yine başka bir okula yapıldı. Şu an bizdeki kullanılıyor. Öğrenciler boş zamanlarında gidip orada derslerini çalışıyorlar, kitaplarını okuyorlar. Bu şekilde işe yaradığını gördüğümüz zaman da biz de mutlu oluyoruz yani. Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı matematik seferberliği projesi çerçevesinde Samsun'da görev yapan anaokulu öğretmeni Sevil Şencan, ritim ve müzikle miniklere matematik sevgisini aşılıyor. Hadi. Çarşamba ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda görev yapan 9 yıllık ana sınıf öğretmeni Sevil Şencan, miniklere matematiği eğlenceli şekilde anlatıyor. 6 7 8 Temin ettiği araç gereçlerle müzik eşliğinde matematiği anlatan öğretmen Sevil Şencan, çocukların bu şekilde hem ritim duygularının geliştiğini hem de matematiksel zekalarının arttığını söyledi. Minikler ise hemen hemen her gün müzikle matematik oyunları oynamak ve öğrenmek istiyor. Toplarla devirmeye çalışıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı matematik seferberliği uygulamasından sonra zaten sürekli bu tarz etkinlikler yapmaya yöneldik. Özellikle matematiği oyun içerisinde çocuklarımıza vermeye başladık. Bu da çocukların çok fazla ilgisini çekti. Zaten oyunu çok sevdikleri için buna ayrıca bir ilgi duydular. Genellikle tüm etkinliklerimizi matematik oyun etkinlikleri şeklinde düzenliyoruz. Aynı zamanda müzik etkinliklerini de buna dahil ediyoruz. Yani bol kazanımlı oyunlar ortaya çıkmış oluyor. Her gün yani hemen hemen her gün bu etkinlikleri yapmaya gayret ediyorum. Matematiği çocuklarımızı sevdirmeye, matematikten uzaklaştırmamaya dikkat etmeye çalışıyoruz. Onların da dikkatini çekiyor ve çoğu öğrencim matematiği zaten gerçekten şu an çok seviyorlar. Severek etkinliklerini yapıyorlar. Kesinlikle her gün yani aslında güne başladığımız zamandan gün bitimine kadar bu etkinlikleri yapsak yorulmuyorlar. Hepsi de çok istekli, çok hevesli. Hatta zamanımız sınırlı olduğu için tabii ki yapamıyoruz, yetiştiremiyoruz bazı etkinlikleri ama genel itibariyle öğrencilerimiz bu konuda çok istekliler. Matematiği çok seviyoruz. Oyunlarla matematiği öğreniyoruz. Çok güzeller. Çok eğleniyoruz. Satranç. Satranç yapıyoruz. 7. Oyun. 7'de yapıyoruz ya matematikte. Oyun oynuyoruz. Samsun'da 3 ayrı dükkandan cep telefonu çalan hırsızlık şüphelisi önce güvenlik kamerasına, ardından da kimliğini tespit eden polise yakalandı. Adliyeye sevk edilen hırsız şüphelisi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre Samsun'un İlk Adım ilçesi Kale Mahallesi'nde iki ayrı cep telefoncudan iki adet cep telefonu ile Hançerli Mahallesi'nde bir cep telefoncudan bir adet cep telefonu çalındı. İki gün içinde üç ayrı iş yerinden cep telefonu çaldığı tespit edilen 28 yaşındaki Y.T. önce iş yerlerinin güvenlik kamerasına ardından da polise yakalandı. İş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine İlk Adım İlçe Emniyet Müdürlüğü, Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak hırsızlık olayını YT'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. İlçe ekipleri tarafından yakalanan YT, Gazi Polis Merkezi'ne teslim edildi. Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen YT, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T tipi kapalı cezaevine gönderildi. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından amean görüntülendi. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Yemeniciler arastasında kalan tek Yemeni ustası Erhan Başkaya, 42 yıldır sürdürdüğü mesleğini yaşatmak için direniyor. Esnafın ürettiği kusurlu pabuçların ibret olsun diye dama atılmasıyla pabucu dama atıldı deyiminin ortaya çıktığı rivayet edilen Yemeniciler arastasında 361 yıl önce kurulan 48 dükkandan sadece biri ayakta kaldı. Osmanlı döneminde ordunun ayakkabı ihtiyacını karşılayan tarihi çarşıda 1980'de çırak olarak işe başlayan 55 yaşındaki Erhan Başkaya unutulmaya yüz tutan mesleğini tek başına sürdürüyor. Tarih boyunca Türklerle birlikte Asya ve Avrupa'ya yayılan, terleme ve koku yapmayan Yemenilerin üstünde, altında ve astarında deri kullanan Başkaya, dikişlerini de elde tek tek işliyor. Erhan Başkaya 1978-1979'da büyüklerinin tavsiyesiyle Yemeni işine başladığını belirterek bugün Türkiye'de sayılı, Safranbolu'da ise tek Yemeni ustası olduğunu söyledi. Burada 48 tane dükkandan 47 tanesi Yemen'i yapmış. Ama şu anda dediğimiz tek dükkan biz devam ediyoruz. İşimi ben çok seviyorum ve severek yapıyorum. Bundan sonra da Cumhuriyet'te devam edeceğiz. Yemenizlik burada şöyle hikayesi de var. Burada 48 dükkandan 47 tanesi bu işi yapmış. Ortadaki loncası çay kahve içtiği sohbet etti şu anda. Buradaki ustalar sohbet işte memleket meseleleri bir araya gelmişler. Şimdi bu Yemen'in tabanı mandal derisi, üstü büyükbaş hayvan derisi, aslar, keçi. Gördüğünüz gibi bu dikişler elde dikiliyor. Bunun özelliği şudur. Gelen misafirimiz gelsin bir merhaba desin, burada ne yapıldığını görsün. Şu anda gördüğünüz gibi suyu sürüyorum. Su gibi ettim ayakkabının altı Yemen'i. Şu anda suyu emmeye başladı ve emiyor. Bak şu anda emdi suyu. Bu organik, bu kışın gelmez. Bu kışınlarda terlik gibi. Kışın sıcak, yazın serin tutar. Ama yazın dışarı geldiği zaman bu ayakta ter, koku, mantar yapmaz. Bir de şimdi suyu içine döküyorum ben şimdi gördüğünüz gibi. Şöyle döktüm suyu. Tekrar alıyorum fazlasını. Ve aldım. Bunu da aldım. Şu anda gördüğünüz gibi ben size göstereyim şöyle. Suyu evet emdi ve suyu kurudu. Şu anda eline koyduğum zaman bu kupkurudur. Yani bu şunu ifade ediyor. Bunda ter böyle dolaşmıyor. Ayak bunda havalıyor. Bu mantar nasıl bakteri varsa kaybolur. Ayakta mantar olmaz. Bolu'da bir yolcunun valiz ve sırt çantasına koyup fark edilmemesi için naftalin ve parfüm sıktı. 22,5 kilo uyuşturucu, Asır adlı narkotik detektör köpeğinin hassas burnu sayesinde ele geçirildi. Kas, hani, nerede? Çıkar! Kas. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Anadolu Otoyolu 4 Divan kesiminde yaptığı uygulamada Doğu illerinden İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste narkotik detektör köpeği Asır ile arama yapıldı. Ekipler köpeğin tepki vermesi üzerine yolcu ŞŞ'ye ait valizdeki plastik saklama kabında 17,5 kilo skunk, sırt çantasında ise 5 kilo toz esrar ele geçirdi.
Şüphelinin hassas burunlu detektör köpeklerin uyuşturucuyu fark etmemesi için çanta ve valize naftalin koyup parfüm sıktığı belirlendi. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor. Bolu'nun Aladağ yaylasında bulunan göletin yüzeyi hava sıcaklığının eksilere düşmesi nedeniyle buzla kaplandı. Kent merkezine yaklaşık 22 kilometre uzaklıkta bulunan Aladağ yaylasında gece hava sıcaklığı -11 dereceye kadar düştü. Soğuk havanın etkisiyle yayladaki Aladağ göletinin yüzeyini buz kapladı. Bölgede görev yapan Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri vatandaşları buz tutan göletin yüzeyine çıkmamaları konusunda uyardı. Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaralı halde bulunan geyik tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak. Hacı Halimler köyü yakınlarında yürümekte güçlük çeken yaralı geyikle karşılaşan vatandaşlar durumu Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Direkt bindirem. Bölgeye gelen ekipler geyiği veterinere götürdü. Sol ayağında kırık olduğu belirlenen geyik tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak. Şurada burada bekleyin. Batır buradan çıkaralım. Sevgili izleyenler, Anadolu Ekranı BRT TV stüdyolarında haber merkezimizce hazırlanan ana haber bültenini sizler için sunduk. Yarın yine aynı saatte haber bültenlerimizde, ana haber bültenimizde görüşmek dileğiyle. Umutla, mutlulukla ve sağlıcakla kalın. İyi akşamlar. Türkiye'nin yatırım şirketi ALP Yatırım ekonomi haberlerini sunar. Türkiye'nin yatırım şirketi ALP Yatırım ekonomi haberlerini sundu.